150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Helcast'te. Link açıklama ve yorumda. Helcast.com'da Clearing kodunu kullanarak %10 bonus paketiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. CS2-2 yapmış. Hala biraz daha. Ulan test sorun var ya, bu ay acaba Google AdSense ne kadardır ya Emir? Sen de merak ediyorsun değil mi? Vallahi aklımda bir yerde ya. Geç abi geç. Sıfır birin çekildiği yer Hürriyet Mahallesi miymiş burası? Böyle bir bilgi aldım. Selamünaleyküm. Hoş buldum abi. Mustafa, kanımıza hoş geldin. Seni gördüğümde çok sevindim abim benim. Ben de seni. Nasılsın abi? Çok şükür, iyi, sen nasılsın? İyi ben de. Hoş geldin efendim. Nasıl gidiyor? Çok şükür Allah'ım. Bizim de çok iyi valla. Seni gördüm, çok sevindim. Oh, dükkanın serinmiş. Adana çok sıcak ya. Abi klima. Dükkanın seri çok güzel. Klima. Sabah açtık şimdiye kadar, akşam ona kadar çalışıyor. Oğlum mu? Bu oğlumun kardeşi. Merhaba. Merhaba. İsmi? Mehmet Ali. Oğlum. Taylan ben. Hastadır, biraz ameliyat geçirdi. Onu Antalya'ya gönderdik, biraz geçmiş hava değişir olsun. Beyninde iki damar. Sen dedin gol attılar. Kim attı lan? Kim attı oğlum? Yo. Hani oğlum ya? Galatasaray mı attı? Harbi attı mı? Öyle bir şey var mı? Sen cerabet değilsin. Ya bir de sen de teyir açayım ya. Kanka bu adam... Oğlum ben... Oğlum... Nasıl oluyor lan bunlar? Ya, Fenerbahçe şampiyonu... Ya bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Aga yok, bende harbi büyük bir şey var. Benim galiba... Açsana bir chat'i. Benim büyük ihtimalle garajım harbi Fenerbahçe galiba, ama ben Fenerbahçe'yim. Ne yapacağız bunu hızlıca? Ben takım falan mı değiştirsem amına koyayım? Bu neymiş? Sen cimbomlu olsana bu sene. Neyse, umarım Konya atar bir tane ya. Kim atmış? Kimin üstüne bir de Galatasaray atarsa görürüm o zaman. Harbi bu sene Galatasaray atarsa harbi anasını amıymış artık ya. Kerem mi attı bir de? Kerem attı. Bir de evet. Kerem. Galatasaray maçına gelsene. Tamam lan, geleceğim Galatasaray maçına. Rahat olun. Hadi bakalım. Damar üstüne gitmişti. Damar damar üstüne binmiş. Evet. Allah Allah. Neyse, tamam, video izleyelim hadi. 8 saat yoğun bakımda kaldı. Şu an nasıl durumu? İşte biraz iyileşti. Doktorlar da dedi biraz hava değişikliği olsun. Burada ciddi bir konu var amına. Bir de dışarı gönder seni denizli melizli olan yerlere. İyi gelir. İnşallah. Kaç yaşında? 14, 15, 14 yaşında. Ne bana yap? Güzel abi. Şunları ben, çok eşyam var da nereye koyayım? Bir de müşteri var abi, istersen sana bak. Yok, sıkıntı yok. Bir an çalacak zannettim ha. Şu, dur. Ben şu hediye de sana ver. Şu yemeği bir yere koysana olur mu? Ne lazım abi? Lan var mı? Lan? Lak var mı? Lak var mı? Lak var mı? Lak var mı? İyi abi, şöyle bir sana ana olarak bir hediye vermek isterim. Teşekkür ederim. El yapımı. Elinden sağlık. Ne için kullanırsan artık kullanabilirsin. İster vallahi kuşunu koy. Vallahi burayı al sana. Hediyesin olsun. Yani şey olsun. Süs. Süs olsun. Ben de sana vermek istiyorum. Şöyle. Armanlar market. Abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Tam kahve bardağı. Güllü. Isparta gül kokulu kahvemiz. Şurada taze. Abi daha çok hediye verdi lan. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi. Olur. Kendi kahvesi. Teşekkür ederim abi. Şurada bizden hediye olsun. Çok güzel düşünmüşsün. Ben bunu alayım. Burada
da çok istiyoruz. Eğer sıkıntı olmazsa görüntülü görüşlerimiz olur. Olur. Şimdi bekliyor dedim. Bak böyle dedim. Konya gol mü attı? Oğlum bak trollemeyin chat'i sikeceğim. Alın şu chat'i sub moda ya. Allah Allah. YouTube'a giriyor musun? Hangi kanalları izliyorsun YouTube'da? Çocuk kanalı. Çocuk kanalları falan. Hobi Tamo falan bence. İsim olarak aklına geliyor mu? Oyun videoları izliyorum. Hangi oyunlar? PUBG. Ben PUBG'yi çok severim. Ama ben pusucuyum. Ulan şu PUBG olayına biz de mi girsek ya? Pusma, şey biliyor musun? Zey Suat. Kolay gelsin. Teneke kafalar. Abi sabah yapsın. Kahvesini al. Abi yeni kahve içtim. İstersen çay ya da su içeyim ben. Soğuk su var. Hemen bir güzel çay yapsınlar getirelim. Sen gel alışverişini yap. Ekmek mi alacaksın? Ne attılar arayı? Oğlum şaka mı yapıyorsunuz? Bak videoyu çok durduruyorum ama gol mü oldu yine? Şaka mı lan? Benim bu dünyada olduysa senin ben bahtına sokayım her ay. Düşer şimdi mi? Bakayım. Yo. Düştü kanka, düştü 1-1. Şaka mı? F5'le. Kanka, şimdi bir daha ciddi bakayım. Az ciddi bir daha dur. Enerji gelmesi lazım abi. Seni boğacağım tamam mı? Senin başımı yıkayacağım. Tamam ya. Şimdi bir tane iki tane ters tepki geldiyse yani Galatasaray atsın dedin pardon Konya atsın dedin mi Galatasaray attıysan onu at. Galatasaray atsın ya şimdi o zaman. İkinci yere Galatasaray atsın o zaman. Hadi bakalım. Oğlum bak bir şey var ya. Harbi bir olay var ya. Valla bende bir problem var beyler. Valla bir şey var yani. İkinci yarı o zaman ilk golü Galatasaray atar büyük ihtimalle. Bana öyle geliyor. Koyamazsın. Koyamazsın Galatasaray'a mazsın. Ne oldu kendimi altopot gibi hissediyorum. Koyuyordu ya elini almına koyayım. Yemin ederim koyacağım birinin eli şimdi ya. Lütfen Konya atsın. Koyamazsın. Tamam o zaman. Ya arkadaşlar Konya. Şimdi ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray'a alınmasın bana. Konya atsın o zaman. İkinci yarı Konya atsın. Konya. Aleykümselam abi. Devam hocam şimdi hadi. Zaten ilk yarı biter şimdi. Ekmek çok satılıyor mu abi? Vallahi ekmek. Belli ol. Önce güzel gidiyordu. Sonra bir fide fırını burada açıldı. Hem bile fidelere... Ekmek pov geldi hocam. Şey rakip çok arttı. Rakip çok arttı. İmran haklı. Kaç paradan satıyorsun abi tanesini? Tanesi 10 liradan satıyor abi. Fırın ne seviyorsa biz de aynı onu uyguluyoruz. Tanesi 10 lira oldu mu? Ben çok uzağım abi. Ben çok ekmek yemedim. Oğlum ekmeğin tanesi 10 oldu mu lan? Benim çocukluğumda 75 kuruştu. Gümüşhanede 20 lira. Kaç para? 20 gümüşhanede. Baya mı lan? 400 gram. Ben bayağıdır böyle fırından falan almıyorum ya. Hiç bilmiyorum onun piyasasını ya. Ben ilk dükkanı açtığımda 25 kuruştu öyle bir şey. 2011'den açtık buraya. Hani bir Kemal Sular filmi var. Seyrediyor mu hiç onu? Hepsini izlemişimdir. Böyle kahveye gidiyor, çay ver, zam geldi. Şunu ver, zam geldi. Onu ver, zam geldi. Sonra böyle gidiyor. Film gerçek oldu. İşte aynı o seviyeye geliyor. Sigara bayağı satılıyor ama baksana çok sigara yok. Vallahi sigara yetişmiyor. Ne kadar zam... Emir sen günde kaç sigara içiyordun? 1-1,5 paket falan. Bizim İsmail kaç paket içiyordu? O da öyle. Kahve? Kahve çok içiyor. Kahve... 2'yi geçiyor. 2 paketten fazla bile içti oluyor kahveyim. Vay amına koyayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. En çok biz içiyoruz sigara. Harbi mi bu? Onaylı mı yani bu? Bu onaylı. Ben mesela Amerika Avrupa'ya gittiğimde yerde bir tane İzmirit bulamıyoruz. Vay amına. Daha çok gidiyor mesela. Abi bizim ülke çok sigara içiyor. Yani en... Ayda kaç para ediyor? Şimdi Emir. Bir paket sigara ne kadar acı senin aldığın? Kanka ben her hafta bir karton alıyorum. Bir karton ne kadar? 300 lira falan geliyor. Bir paketi 70 lira kanka. Bir paketi 70 lira mı 77 mi kaç oldu benim? 3200 lira mı veriyorsun sen? Sigara. Bu aynen aylık daha fazla gidiyordur belki. Yani 3500 ya 3600 falan olabilir yani belki. 3,5-4'e kadar gidiyordur belki. Bayağı amına koyayım ya.
Çünkü bilgisayardayken bazen içmeyi unutuyorsun. Küllükte öyle duruyor, kendi kendine yanıyor gidiyor ya. İç oluyor. Ama daha çok içiyorsun bilgisayar başındayken. Evet. Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Harbi dertten içiyorsanız ya, dert biliyorsa ben de içeyim aman abi. Bir şey etmiyor ki hani. O biraz ne, bahane gibi. Bugün 5'e alıyorsun, yarın 10 lira alıyorsun. Yarın 10'u alıyorsun, öbür gün hafiye değişiyor. Selam dostlar. Aleykümselam. Aylık giderleri ne kadar oluyor abi bakkal olarak? Abi şimdi sadece sigortaya 5900 sigortaya gidiyor. Muhasebeci 1000 liraya gidiyor. Yani hesaplarsam 20.000'e yukarı gidiyor. 20.000. Ama gelir olarak herhalde kurtarıyor. Ya bizim olduğu için kurtarıyor. Kira olsaydı hayatta kurtarmaz. He, burası kira değil. Yok. Oo, yok. Benim çalışım. Bizim de. Ben de mi bakkal atsam ya? Burası abi, Ağırmanlar Market. Abi 2011 yılının başında açtık burayı. Çok güzel bir yer. O koronada başladıktan sonra düşüş yaptı. Pandemiden sonra diyorsun işler pandemiden kötü. Pandemiden sonra çok kötü. Şöyle kötü. Bu mülteciler geldi. Her taraftan da dükkan açtılar. Ere abiniz. Evet. Mesela örnek. Bu ürünü 10 lira alırsam 2-3 lira kar etmesem olur mu? Olmaz. Olmaz. E onlar 50 kuruş, 1 lira kâra satıyor. E vergi de yok. Evet. Sigorta da yok. Muhasebe de yok. Burası bir de Suriye'ye yakın ya. Buraya i̇şte çok gelmiştir. Ya, bir de git gel de çok oluyor. İşte. Bir de abi pandemide bu yemek sepeti getir satışları patladı. Millet çıkamıyor evden. Ya, o var. Pandemiye kadar güzel işte. Hani idaren pandemiden sonra düştü. E bu da şeyler geldi hani en azından söylediğim gibi. Bayağı şey oldu, fark ediyor. Adam 50 kuruşa ürün satıyor kârı. Sadece ben 6000 lira çeviriyorum. 6000 TL az bir şey değil mi? Az değil abi. Senin emekli maaşın falan bir şeyin yok şu anda? Yok. Olacak mısın emekli? Vallahi eski kafa olsaydı şimdi emekli olurdu. Değil mi? Eski kafa olmadığı için daha 10 yıldır sigorta atıyorum. İşte burayı açtıktan sonra. Kaç yılın kaldı? Normal 25'ten de 25'le tamamlasam. Bu ne sigara tanıtım mı amına? Yani 55'te sigorta alacağım. 10 yılda öyle bekleyeceğim. Her şey değişmezse. Evet. Kanunlar manlar değişmezse. Abi para üstü olarak Eylül'de sakızlarla kültürü devam ediyor mu bakkallarda mesela? Var rahi bazenlere şey diyorum da kabul etmiyorlar. Değil mi? Etmiyorlar. Yok. Hani 1 lira 59 tutuyor. 1 lira sakız al. Yok para ver diyor. Millet aç aç. Vallahi. Pahalılıktan geçinmiyor ki. Ben diyorum ya 5 lira ürün al, 6'ya sat, yarın git 7'ye al, 8'e sat. Yani sattığın ürünü aynı fiyata 5 gün sonra alamıyoruz. Beypazarı var mı abi dükkanda? Ben alırım abi sen içeri. Oğlum ben geçen bir yine bir şey gördüm Twitter'da. Beypazarı çok sağlıklı değilmiş. Beypazarının sodyum oranı çok fazlaymış. Beypazarı içenler. Aldınız mı o bilgileri? Sodaların belli başlı şeylerine dikkat etmek gerekiyormuş. Bir oranına mı ne? Mesela Beypazarı'nda yüksekmiş mesela. Yalan mı? O da mı yalan? Vay ananı sikeyim ben o zaman bu internete. Her gördüğüm haber halay ne ya? Sen de her gördüğün inanıyorsun. Halay ne amına koyayım. Her gördüğüm haber şey çıkıyor, yalan çıkıyor amına koyayım. Kanka inanılmaz ya. Yok sıkıntı yok. Baba siz nereden takip ediyorsunuz? Ben de oradan edeyim de bari. Yani güncel bilgileri doğrusunu oradan alayım ya. Biraz dar yerimiz de ama idare edelim. İçer misin? Yok biz her gün içiyoruz zaten. İçerse çarpar. O içmez abi. Meyveliyse. Ben bunun hastasıyım ya. Ben bunun hastasıyım. Sen neyse, bizim bir kolu veririz sıkıntı yok. Hayır açayım istersen. Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Çok fazla ürün var bir de mesela. Bunlar tırnak makasımız var burada. Ya elimizden geldiği kadar müşteriyi boş göndermemeye çalışıyoruz. Tarak var. Mesela abi ben niye kullandın onu? Bir tane tarak alacağım. He alıyormuş pardon. Abi 10 tane satın. Ama beleşe istemiyorum. Bak. Parasıyla vereceksen alırım, parasıyla bir vermiyorsan koydum. Parasıyla satacaksan alırım.
videodan sonra. Yok, onu şimdiden anlaşalım da. Şey olmasın. Çünkü örneğin bayağı bir şey aldım. Çünkü 5000 liralık mal aldım, onu bedavaya verecek halin yok. Olan şeyler var, olmayan şeyler var. Yok, ben bedavacı olmak istemiyorum. Şimdi millete karşı da yanlış anlaşılıyoruz. Belekçi melekçi gibi. Yok abi, bu sefer evet. 2000'lerin başında mesela bakkallar çok tutuluyordu. Büyük marketlerde yoktu. O zamanlar zaten işler zirveydi değil mi? Adam yolda yürürken bir anda muhabbeti açtı amına. Büyük markette de işi zorası okuyor. Migros, Carrefour, Beam. Örnek. Tido. Ben 12,5 lira sattım 15'e. Market 7 lira 8 lira satıyor. Toptan aldığı için. Buraya gelen firmaya söylüyorum niye böyle? Abi onlar yerinde alıyormuş. Çok alıyormuş. Ya çok alıyor da o kadar ufak. Ben bunu 15'e satarken o 8'e satarsa buradaki gelen vatandaş ne haklı? Haksız rekabet. Sizin internet siparişiniz de yok. Yok. İstesen onu yapabiliyor musun abi? Mesela yemek sepetiyle anlaşsan. Valla şeye başvurdum getire. Olmadı. Neden? Ufak yani. Ne kadar büyütmesi gerekiyormuş? Ya bunun biraz daha böyle geniş, biraz daha böyle uzun. Dedim zaten hani herkes öyle büyük olacak diye bir şey yok. Ürün dolu zaten. Buradan getire yemek sepetine sesleniyorum. Adama mobbing yapmayın. Balık kreker sevenler. Mesela Hoş 5'te favorim şudur. Bu arama. Oğlum bu bir zaman sonra mide yakıyor ama şu boğazı yakıyor amına koyayım. Bunu biliyorsunuz değil mi bunu? Bak bu çok güzel ama yakıyor anasını sikiyor bak abi. Benim büyük ihtimalle reflü burada geldi amına koyayım bak. Yo ilk başta güzel yani bir iki tane güzel de sonra sıkıntı yani fazla devam ettirirsen şurayı yakıyor. Güzel ama yani. 3 denemi onu denemedim bilmiyorum ama kakaolusunu çok yedim ya. Sanırım markete yeni gelmiş şu Oreo'lar daha önce yoktu. Aynen 10 gün olmadı. Bunun gelişi abi mesela hatırlıyor musun ne kadar? Oreo olsa? Güzel değil ya. Vallahi güzel güzel mi geldi? Güzel değil abi o. Tanesi mi? Ben şimdi şöyle yeterim. Ben sevmiyorum abi. Abartı ya. Domuz yağı var diyorlar. Duydun mu? Vallahi getiren kişi sordum. Bak böyle bir şey varsa vermeyin. Dedi biz fabrikası İstanbul'dan bir de getiriyorlar. Şimdi ben ne dedim o da bilmiyor. Sanırım oraya da bir domuz momuz bir şey var. Kendisine sordum. Dedi fabrikası bize buraya getiren İstanbul'da öyle bir şey bilgim vermediler, bilmiyorum. Hani üstüne okumadım. Yedin mi hiç abi bunu? Ufağı yedim. Nasıl sence? Güzel. Şöyle dörtlü bir şeysi var daha önce şimdi değil de güzeldi. Ben hiç beğenmiyorum bunu ya. Seninle burada görüyorsun. Bunu yemedim. Abi oraya değil şu cici bebeği alacaksın. Yanına sütü veya bir şey alacaksın. Çayı falan artık ne istiyorsan. Cici bebeği yiyeceksin abi. Bak 10 numara. En güzel çok kilo aldırıyor ama 10 numara abi cici bebe. Bunu yemedim. Dörtlü şöyle ufak bak şunun gibi dörtlü mis, var. Mis mis. Dur ufak. Daha iyisi yok amına koyayım. Oraya 12 vardı. Evet. Güzeldi. Tutku çok güzel bisküvidir ya. Ben çok severim. Buna bakabilirsin. Tutku da güzeldir bu arada. Yok beraber bakarız. Yok yok ben yemem zaten valla. Çocukken çok yerdim. Abi benim en çok sevdiğim valla ben desem çoğu bunu yiyor. Bu eti bunu gibi. Cheesy. Bu bir de çok ekonomik değerlerine göre değil mi? Nadiren halleyi ama her gün yiyorum ondan. Bir tane ya bunun gibi ya da etin iki gibi. Aaa bu güzel. Çayla güzel oluyor bu. Sağlık olsun vardır bunda da böyle. Geçmiş olsun bu arada tekrardan. Merhaba. Vereyim babana. Tamamdır. Kendine iyi bak. Hayatında başarılar diliyorum. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Gerginlik olmaya başladı yine ya. Siz bir şey mi alacaktınız? Yok yeğenlerim bunlar. He ben de dedim. Yok yeğenlerim. İsminiz ne? Kübra. Evet. Aslan. Hoş geldiniz. Ben de diyorum alışverişe geldiniz herhalde. Beni tanıyor musunuz? Yok. Bana şeker koymadın değil mi? Yok. Şeker diyersen burada. Yok. Çay şekersiz daha güzel. Valla içmeyen de var, içen de var.
Ben fazla katmıyorum da en azından biraz katıyorum. Sen mesela şekerli mi içersin? 1,5 kaşık falan içiyorum. Siz? Ben 1 kaşık. Sen? Ben. Bundan sonra şekersiz içeceksiniz. Niye bırakayım ya? Siz mesela hangi abur cuburları seviyorsunuz en çok? Biz yemiyoruz yasak. Amcam yasakladı, bir ay sonra tekrar. Sen mi yasakladın abi? Yok, biz 5 kardeşiz. Senin bir ufak. Yasak olmasa neyi yerdin? Öyle sorayım. Hani şöyle, İsrail malı diye yeme. He, o yüzden mi yasak? Vallahi hiç o açıdan düşünmemiştim. Hani sağlığınız, sağlığı için... Ben de öyle düşünmüştüm lan. Ama dükkanda İsrail malı illa vardır mesela. Pepsi Mepsi var. Şimdi ne desem oluyor. Evet. Hani yok de desem oluyor. Yani bu yağ getirmezsen müşteri dükkana girmez. Şimdi sen İsrail malı sokmayacaksan buraya, burada ürünlerin yarısını atman lazım. Ya %80 gitmesi gerek. Evet abi, maalesef. Bu Osmancık mı abi? Bu Osmancık, evet. Kilosu ne kadar? Kilosu 60 lira. 60 çok değil mi ya Osmancık'a? Bir sürü çeşitli var ha. Daha pahalısı da var. Değil mi? Normal. Çakmak güzelmiş abi. Elimde kaldı, bunu alacağım. Tavsiye etmiyorum. Kötü mü? Neyi kötü mesela? Neyi kötü? Gerçi doğru diyorum. Ben satarken de söylüyorum. Bak böyledir, bilginiz olsun. Baksana. Yok, belli zaten. Evet. Yok, havası baka baka kalmış. Doldurabilirim, sakıntı yok mu? Kötü ama diyorsan tavsiye, başka alırım. Ama bu dürüstlüğün hoşuma gitti. Tavsiye etmiyorum. Dürüstlüğün harbi hoşuma gitti çünkü yani başkasına şöyle, desen. Süs olarak araba varsa katarsın. Ayda elde bir sigara yakarsan o. Ama kullanma şeklini hiç tavsiye etmiyorum. Yok, sigara değil, ben ocak yakacağım. Şampuan olarak mesela abi satıyorsun abi, burada birkaç tane de. Ben kullandım, 54 kullandım. Kendim. Hangi 54? Pembeyi kullanıyorum. O şimdi sen görüşte o olan, o da clear kullanıyor. Evet. O çıkıyoruz. Sinek ilacı. Sinek ilacı 75 TL. Bu iyisi. Bu 35 TL. Bu ne sinek ilacı, bu ne sinek ilacı. Hani bu %35 şey yapar, bu %80-90 şey yapar. Peki şöyle bir soru soracağım. Pahalı mal her zaman daha mı iyidir? Ya etkisi daha şey. Hani örnek bu ikisi etki olarak bu daha öldürücü. Değil mi? Bunu her üründe söyleyebilir misin? Mesela ben çikolatalarda. Soran kişiye sorayım. Bazenleri hepsine de söyleyeyim. E niye ben... Şimdi ben bunu söylemedim abi. Yarın öbür gün gelip suratıma bıçağın daha mı yok? Önce söyleyeyim ki yarın öbür gün demesin niye bu böyle. Dükkanda veresiye var mı? Nadir. Tanıdık olursa. Öyle. Getirmiyorlar zaten. Zaten ben o işe girmedim baştan beri. Zaten karı yok. Evin buraya yakın mı abi? İşte. Vallahi. Dedim ya bura bizi. Kaçmış. Dikkatimden kaçmış. Evde kira değil o zaman. Yok, burada hepsi bizim. Yani bizim derken... Evet, müjde. Benim babam, kardeş, hepsi bizim. Oh, mis gibi. Bir yatırımı falan var mı? Yok. Hiç yok. Başka, bu buraya. Dükkanın kapısında da Arapça bir şey yazıyor abi. O nedir? O... Akşam kapatırken okuyoruz, iyi geliyor diye. Sabah açarken okuyorum, iyi geliyor. Açmazsa kapatmaz. Hani kötü belalardan, şeylerden koruyor. Bir dua bu yani. Dua, dua. Ya ben şey sandım, bir bilgilendirme yazısı sandım. Lütfen çıkarken kapıyı kapatalım. Bu arada mesela bunu yazmışsın, çoğu kişi kapıyı kapatmıyor bak. Yarım saattir buradayım. Hep açık bırakıyorlar, klima da çalışıyor. Yok, klima şöyle, kapı zor kapanıyor. Erken açılıyor. Ben şimdi rüzgar vurdum, hemen açılıyor. Evet. Kapatımız yok. Ben de bilmem nerede kapı. Kapı güzel ama abi. Bak şimdi kapat. Kapat güzel abi. Şöyle zorla kapanıyor. Ama bir rüzgar vurdum, hemen açılıyor. Bak arası boşluk kalıyor. Artık ne edelim.
kitlemede falan sıkıntı yok ama. Yok. Kitlemede tabii açmakta da sıkıntı yok. Kontür falan yüklüyor musunuz? Kontür yüklüyoruz. Fatura tahsilatı var. Hepsi. Kontür yüklemeye gelen oluyor mu? Önce kontür güzel oluyor. Aldı mı ya? Şimdi ehap faturaya dönüyorum. Varmıştır da çok pahalı oğlum. Aleykümselam abi, hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın? İyidir. Bu da bir çaycımızdı. Merhaba abi. Merhaba abi. Açık çay. Çok güzel, kapalı da var. Neydi ismi? Ceylan. 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 Kaçak çay var mı? Bizimki zaten kaçak da ya. Ama belgesini veriyoruz. He. Normalde kaçak. Hani milletin kafasına ayır etmiş olan. Şu anda vergiyle geliyor ama hala ismi kaçak olarak kaldı. Alevi misin abi? Yok. Alevi değil de seviyorum diye oraya ya astım abi. Abi bir şey alacaktı galiba. Yok yok, bana çay lazım mı? Lazım değil diye geliyor. Biz gezmeye geliyoruz abi. İhtiyaç varsa bırakıyoruz, yoksa arkamızı dönüp gidiyoruz ve şu anki olduğu gibi. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin size. Kolay gelsin. Yatır telefonu. Yat ha, çabuk ya. Tekel pol. Oyuncaklar da var abi. Abi şöyle. Gidiyorum. Hep oyuncak taşıdı. Oyuncak sıyla. Bayramda çok gidiyor. Ses yapıyor mu bu? Boncuk sıkıyor. Oo. Nasıl? Etkisi, şiddeti güzel mi? Valla biraz acıtıyor. Valla. Fazla ileri değil de. Mesela buradan karşı. Öyle o kadar ileri şey etmiyor. Açabilir miyim? Valla ben satıyorum. Gene de tavsiye ediyorum. Bunu hani bayramda sen çocuk mocuk haline dersen, bilmez varsa kötüdür. Bir yere güvenimizden gelirse... He, zarar verir diyorsun. Zarar verir tabii. O zaman görüntüsünün hakkını veriyor. Tamam, ben bunu alıyorum abi. Ama deneriz. Bazen hayal denemeden vermiyoruz. Tamam, deneriz. Deneyelim hatta istersen. Ne oldu? Sizin var mı oyuncak silahınız? Efendim? Şimdi bir çocuğun oyuncak silahı olmalı. Ya niye yapma koyayım ya? Sizi koymamda mahsur var mı YouTube'da? İzlersiniz kendiniz. Ay, sevmiyor. Öğrenirsin. Yan söyleyeceğiz anlıyorsunuz. Anı olursunuz. Arka atarsınız okulda. Bu dürbünü de yani normal. Gerçek değil de. Hangisi? Ben 5 geçtim, bu 3'e geçtim. Ben zoru dön. Daha büyük duruyorlar lan. Oğlum. Pazarlı lan. Okuya amına koyayım. Olmaz lan. Oğlum bunlar bizde yoktu ya. Vallahi ama sen tavsiye edin gene de veririm. Harbi bizde yoktu ya böyle şeyler. Şöyle bu pompalıdır. Şöyle sıkarsa koyun oraya. Pompalı lan. Ne ses geliyor? Evet. Bir tane var mı içinde şu an? Yok. Ben çekiyorsun değil mi? Ben hocam bundan alabiliyoruz mu hala? Çok acıtıyor mu? Vallahi acıtıyor. Sana söyleyeyim. Çok acıtmaz ya. Sen dene istiyorsun. Biraz acıtıyor evet. Hani bir gözüne gözüne gelse sıkıntı olur. Tamam ha. Ama boncuk da satman lazım şimdi. Var mı boncuk? Bir sürü var. İster misin sen de? Bir erkeğin oyuncak silahı olmalı. Oğlum ben... Oğlum bundan getirsek mi lan beyler? Ne diyorsunuz? Kapışırız ekibiyle onlara koyayım. Tamam istersen. Yok içinde yok. Vardır belki. Yok bir tane kalktım zaten. Bir dene bakayım, şeytan da olur. Abi hani sen var ya filozof Atakan'a benziyorsun ha. Vallahi bak. Bir tanıyor musun onu? Acayip benziyor. Biliyorsun değil mi onu? Vallahi ben de tanımıyorum. Hiç görmedim onu. Sen tanıyor musun abi? Biliyorum. YouTube'dan bakma. Bakarsın bir ara. Küçüklüğüne benziyor. Şu an bak büyüdü de bak yüz hatları gözlerin çok benziyor. Çek.
çek istersen. Bir saniye bir de çekelim sonra fotoğraf. Şu mesela abi bak, küçükken şunu çok yerdim. İnanılmaz bir cips. Lezzet olarak inanılmaz bir cips. Satılıyor bu çok. Yiyor musunuz bunu? Fena bak, bunu gazozla beraber kombinleyeceksin. Gazozla fena gideriz. Ne kadar abi fiyatı? Yemedim. Her güzel de bu. Çıtırcık. Bu sizin zamanınızda 25 kuruştu. Ben o zaman aradım. Ne istediğim cipse de bilirsin. Sen kaç yaşındasın ki? 10 kuruşla başladım. 13'e. Yarın 13'e gireceğim. 10 kuruşla başladım. Evet. Satmaya. Ne zaman gelirsen bekliyoruz. Teşekkür ederim abi. Her zaman kapımız açık. Ben zaten videolarda söylüyorum. Her zaman kapımız açık. Herkes açık. Herkes. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Ayrım ayrım yok. Ne oldu bir anda yine sen ya? Sen sen budur. Budur yok. Hepimiz insanız. Mahsul istiyorsan. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Eline sağlık. Ne demek abi? Geldin yani. Bakkalında ağırladın bizi. Ya bir de senin gibi adamlara ben çok saygı duyuyorum. Çünkü zor bir dönem. Globalleşen dünyada. Bakkallar eski. Yine birkaç tane daha fotoğraf çek. Globalleşen dünyada bakkallara eski saygı gösterilmiyor. Devir değişti. Bu çağa ayak uydurmak da zor. Ben seni anlayabiliyorum. Ama buna rağmen of, isyan etmiyorsun. Kafayı yersin sabırlı ya. Sabırlı bir şekilde. Her gün şükrederek işini gücünü yapıyorsun. Vallahi helal olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yolun açık olsun abi. Allah razı olsun. Çok memnun oldum gerçekten. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. İnşallah bir faydamız dokunur sana. İnşallah dokunur. Bir gülüyoruz bir üzülüyoruz harbiden ya. Biz çantalarımızı alalım. Bir o çantayı. Onu alayım ben. Çocuklara bir şey ikram edemedik valla, kusura bakma. Filozof Atakan. Evet. Eve gidince bak. Bilgisayarın var mı? Bir yolun daha sonuna geldik. Tozlu raflarda unutulmuş bir kitap gibi Adana'nın sıcağında güneşe vermişim kendimi. Çocukluğumuzun bakkal amcaları. Hepsi birer birer yok oldu. Kim zaman cipsten bedava hediyesi çıkardı, dünyalar bizim olurdu. Mutluluktan delirirdik. Bazı şerefsiz bakkallar nereden aldıysan oraya git derdi. Nerede? Dünya başımıza yıkılırdı. Ne diyeceğimizi bilemezdik. Sessizce oradan ayrılırdık. O zamanlar sosyal medya olsa anasını ağlatırdık bunları. Sen doğrudur, eğri belasını bulur. Allah'ım bana... koyayım ya. Aa ben. Ne oldu ya kanka?